Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh, ebeden daima. Mevla'nın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Mevla bizi hoşnut olduğu kullarından etsin. Hoşnut olma yolunda her dem ilerleyen, bir şeyler katabilme çabası ve gayretinde olan kullarından eylesin. Allah'ın yeryüzüne indirdiği selameti, rahmeti, ikramı olan ve bu ikrama mazhar olan kullarından eylesin bizi. Mevla bize merhamet etsin. Mevla bizi affetsin. Geçmişte ilim hiç kimseye ulaşmamışken İslam'a tabi olup İslam'ı kabul edenlere binler selam. Ve şimdi ne yazık ki binler veyl, binler yazık o kimselere ki ilim kapılarına kadar gelmişken, ilim onlara ulaşmışken, cep telefonlarına kadar, bilgisayarlarına kadar, en küçük bir ulaşım aracına kadar veya bir kapı komşusuna kadar ilim bu denli ulaşmışken, yüz çevirenlere binler veyl. Pür heves nefsini kendine ilah edinenlere, adı Müslümanken, sanı Müslümanken, İslam'a muhalif hareket edenlere binler veyl, binler yazıklar olsun. Kur'an derken Allah'ın ayetlerini azıcık bir para karşılığını satanlar ifadesini kullanırken, bu ifadeye mazhar olanlara binler veyl, binler yazık ve binler yazık bize ve bizim gibilere, bizim nefislerimize ve yazık bize ki bu insanlara el açmışken, bu insanların yanına gelmişken anlatamamak, onlara dillerimizi yetirememek yazık bizlere. Bizler ki bizler kavim ve kabile kavgalarına düştük. Bizler ki bizler mezhep kavgalarına düştük. Bizler ki bizler Kur'an hadis kavgalarına düştük. Bizler ki bizler kendilerine yazık edenler meslek ve mezhep kavgalarına düştük. Yazık bizlere. Bir uyanış içine girmemiz gerek. Yeniden diriliş adına bir şeyler yapabilmemiz gerek. Hepimiz kendimiz adına bir şeyler katmamız gerek. Sen hatun bacım, tesettürüne bir şey kat. Sen açık kardeşim, o açılmandan bir şey eksilt. Hakka doğru, takvaya doğru bir adım at. Sen Müslüman kardeşim, üzerine İslam adına bir nişane bırak. Baktıklarında Allah desinler, baktıklarında bu Müslüman desinler, baktıklarında bu İslam'a mensup bir zat desinler. Bismillah bir nişandır, elhamdülillah bir nişandır. Bazen giydiğin bir elbise bir nişandır, bazen tebessüm bir nişandır, bazen bir iyilik bir nişandır. Bırak sen iyi ol, sen vefalı ol, sen kapına gelene vefa et, iyilik et. Boşa gitmeyecek bu. Buna inan. Nasıl ki cemiyet içinde biri bir şeye zam koyduğu zaman cemiyetin başka kısımları da bu zamdan etkilenip fiyatı arttırıyorsa, demek ki bir bağlılık var değil mi? Bir bağlılık var. Bir etken var. O ona etki ediyor. Ve hayat gittikçe zamlanıp yükseliyorsa, hayat içinde de bu meyanda, bu etki alanında sen iyilik edersen, inan bu iyiliğin başkasına da tesiri olacaktır. Sen bu vefayı göster. Bunun çok numuneleri gözükmüş. Sen vefa et. Karşındaki vefasız olsa bile sen vefa et. Sen vefa et.
belki senin o vefanı görebilecek, ders alabilecek insanlar vardır. Onun nazarında belki o alemde zerreler kaydedecek, o zerreleri teneffüs edenlerin iç alemlerine nakşedilecek. Biznillah. Sen vefalı ol. Sen adım at. Her cemiyet içinde bir vefalı olsun, bir iyi olsun, o da sen ol. Senin gibiler olsun. Sen amudi nurani ol. Sen oranın Kâbesi, kıblesi ol. Sen oranın mukaddesatı ol. Ve sen yüreğine mümkün olduğunca İbrahimvari putları temizle, kırıver Muhammedi bir aşkla, İbrahimi yüreğe, İbrahimi bir kıbleye karşı yıkıver bütün o taguti, o putperest inançları. Nefsinin arzuları karşılarında, nefsinin arzuları karşısında gidiverin de, uzaklaşıverin de ve Muhammed Mustafa'ya doğru bir adım atıver. Allah-u Teala'ya karşı bir adım atıver. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakikatine doğru bir adım atıver. Sonsuzluğa doğru açılan iki büyük kuşağa doğru, Allah'a ve Allah'ın elçisine doğru bir adım atıver. Sen attıkça bil ki onlar sana o denli yaklaşacak. Ene inde zanne, bazı rivayetlerde ene inde zanni abdi bir ifadesiyle, kulumun zannı üzereyim, beni nasıl anarsa ben öyleyim ifadesiyle, Allah bak sana yakınlaşır. Sen ona yakınlaştıkça o senin bütün alemini kaplar. Biraz hassas ol, biraz merhametli ol, biraz şefkatli ol. O hazzı tad, sıkıntı karşısında sabret. Sabır öyle tatlı ki, belki sabrı bilmeyenler, belki sabrı tatmayanlar, belki sabrı gerçek manada anlayamayanlar bugün dermanı, bugün kurtuluşu psikologlarda, tedavi doktorlarında, psikoloji uzmanlarında, psikoanalizlerde arıyorlar devalarını. Ama sabır öyle bir şey ki kuvvetini geçmişe ve geleceğe dağıtmıyorsun. Anda şifayı arıyorsun. Muhammed Mustafa bize bunları öğretti. Salat ve selam ona. Allah-u Teala bize bunları öğretti. Biz sahabeden bunları gördük. Alimlerden bunları gördük. Bunlardan gayrını görmedik. Binler selam onlara. Onların nezdinde selam bizlere. Selamet bizlere olsun. Mevla Muhammed Mustafa'nın izinden giden bu din-i mübini kendi kafalarına göre değil de İslam'ın o büyük akli küllisine göre, ona tabi olarak aklını onda boğarak, yani deryada eriyip giderek ona tabi olanlardan Mevlam bizleri eylesin. Mevlam bütünlüğüyle Muhammed Mustafa'ya teslim olanlardan, o ize bürünenlerden, o izden gidenlerden Mevlam bizi eylesin. Mevlam bizden hoşnut olsun. Şu koyu karanlığın bizi kapladığı şu günlerde, insanların bütünen gaflete daldığı, gafleti kendine büyük bir zevk ilan ettiği, dine tabi olmayı, dinin emirlerine uymayı büyük bir zarar akdettiği, bazı kesimlerde dini insanların dini kendi emellerine göre biçip, kendi emellerine göre ekip biçtikleri gibi kendi emellerine göre ifadeler tahayyül edip onları söyledikleri gibi, insanlara naklettikleri gibi, ta ki zevkine göre bir din insanların atmosferinde olsun da kendisi rahat edebilsin diye böyle bir naklin baş gösterdiği bu dönemde Mevlam bunları kesip yoluna bizi sevk etsin, yoluna bizi ulaştırsın inşallah. Mevlam ümmeti Muhammed'in erkeklerine ve kızlarına akıl versin. Mevlam cemiyetlerimize direniş ruhu versin. Mevlam cemiyetlerimize uyanış versin.
Mevlam Suriye'de, Mısır'da, Libya'da, Arakan'da, Türkiye'de ve Şam'da ve çeşitli yerlerde muzdarip olan bütün müminlere yardımcı olsun. Mevlam sokaklarda yatıveren müminlere merhamet etsin. Evsiz kalan insanların yardıma koşmadığı için sıkıntılara düçar olmuş. Biri kaçıp gitmiş. Biri baba tokadından, baba dayağından muzdarip olmuş. Biri katil olmuş, sığınmış çeşitli yollara. Ancak öyle kendine gelebilmiş. Biri kardeş kardeşi vurur olmuş. Biri hanımı dövmeyi kendine adet etmiş. Biri eşine karşı susmamayı kendine karakter kabul etmiş. Mevlam bütün cemiyetimizi bu fena hallerden uzaklaştırsın. Sokaktakine sen sahip çıkacaksın kardeşim. Sen ona bir çorba vereceksin. Sen ona kapını açacaksın. Sen Müslüman kardeşim sabredeceksin. Velayet makamlarını kazandıran bir ameldir bu, eşine karşı sabredeceksin. Sen Müslüman bacım, dilini koruyacaksın. Bak eşin kötü yola giderse, sıkıntıya düçar olursa, o zaman senin de iffetinizin de şerefinizin de aile yuvanızın da ne değeri kalır ki o zaman? Ve şu büyük cemiyetin, şu İslam cemiyetin, şu insanlık cemiyetini ayakta tutan aile yapısı çatırdarsa şayet, söyler misiniz? Nasıl tamir edilebilecek? Sen susarak bir tuğlanın düşmesine engel olacaksın. Sabredeceksin. Mevlam meyvesini verecektir. Senin sabrının meyvesini verecektir. Ve sen Müslüman bacım, sen biraz olsun Allah'a karşı mülaki ol. Bak Mevla hoşnut olsun. Biraz Rabbin seni görmek istediği gibi ol. Sen görmek istediğin gibi değil. Mevla seni nasıl görmek istiyorsa öyle ol. Ona doğru ilerlerken en güzel ol. Senin setrin zahiren elbisendir. Kalben lisanın, hitabın, insanlara karşı yaklaşımındır. Eşinin setri ise sensin ve aile hayatındır. Ailenin setri sizlersiniz. Ailenin muhkem kapıları sizlersiniz. Cemiyetin sağlık ve selameti noktasında sizler öncüsünüz. Sizler düzgün olursanız, sizler eğrilmezseniz, sizler büyürülmezseniz, sizler bükülmezseniz, sizler Peygamber Aleyhisselam'ın dediği gibi eğriliğiniz içinde, yani kadınlığınız içinde, o medyetiniz içinde güzel kalırsanız, o zaman cemiyet güzelleşir. Ama siz o eğrilmeniz içinde de kendinize göre bir doğrulmayı kendinize rehber edinirseniz, bu cemiyet içinde büyük kırılmalar, büyük fitneler, büyük yıkılmalar zuhur edecektir. Mevlam Müslüman erkek ve kızlarımıza uyanış versin. Bizleri uyanışa sevk etsin. Bizlere merhamet etsin, acısın. Ben korkuyorum. Mevla bu ümmeti toplu bir şekilde helak etmeyecek. Korkuyorum. Ama korkuyorum. Neden biliyor musunuz? Mevla toplu bir şekilde helak etmeyeceğine söz vermiş Muhammed Mustafa'ya. Ama belirli kısımlarda, belirli kategorilerde felaket gelebilir. Felaket gelebilir. Helak inebilir. Mevla bizi inecek felaketlerden, Mevla'nın inecek gazaplarından bizi korusun. Mevla bizi gazap ettiği ve delalete düşürdüğü delalet ehlinden ve gazaba uğramış kimselerden, Allah'ın öfkelendiği insanlardan korusun ve bizi onlardan eylemesin. Bizi Fatiha suresinde dediği gibi öncesinde nimetlendirdiği kullarının istikametinden giden, sırat-ı müstakim üzere hidayet bulan kullarından Mevlam bizleri eylesin. Hakkınızı helal edin. Belki söze sert başladım
ama söylemesi gereken bir sözdü bu. Hakkınızı helal edin. Mevlam hepinizden hoşnut ve razı olsun. Bize bugün hazırlayan Hüma Sultan Vakfı'ndan, Hüma Sultan Vakfı'nın kardeşlerinden ve bu vakfın sahibi ve müdüresinden Mevlam hoşnut ve razı olsun. Yine bu güzel fon müziği bize armağan eden, hazırlayan Ergün Bayrak kardeşimizden Mevlam hoşnut olsun. Mevlam hizmetlerini mübarek eylesin. Bütün güç ve kuvvetleriyle Mevla'nın onlara verdikleri güç ve kuvvetle bir araya gelip insanlara bir şey duyurma adına, insanlara bir şey anlatma adına, cemiyetin yeniden iyileşmesi adına hizmet eden bu kardeşlerimizden Mevlam hoşnut ve razı olsun. Mevlam hizmetlerini boşa çıkartmasın. Mevlam bu seslere kulak verecek, uyanacak ve kalpleri anlayacak, kulakları işitebilecek, gözleri görebilecek, akılları da idrak edebilecek şuurlar ortaya çıkartsın. Ben de varım, ben de bu cemiyet içinde varım, ben de bu hizmete destek olacağım diyen mümin ve mümineler zuhur ettirsin. Mevlam biiznillah, Mevlam bu cemiyete uyanış versin inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh, ebeden daima.